Şimdi bugün önce şunu söyleyeyim. Yani bu yeni de Refah Partisi meselesinin enine boyunda tartışılması gereken boyutları var. Birincisi sadece yeniden Refah Partisi de değil. Bence Zafer Partisi de bu kapsamda. İki partide yeni kurulan 2-3 yıllık partiler... iki partide lider karizması etrafında kurulan ideolojik partiler. Yani ikisinde bir ideolojisi var ama lider karizmasıyla kurulmuşlar. Yani ikisinin de lideri bu partiden vazgeçse iki parti daha olur. Onu söylüyorum. Ee, ve bu partiler e, kısa zamanda hızlıca taraftar bulabiliyorlar ve oylarını yüzde iki buçuk, üçün üzerine çıkardılar. Yani bu partiler kolaylıkla seçim yardım alabilecek düzeydiler. Öyle bir e, öyle bir çapları var. Ve bir sosyal demokrat partinin ideal tabanı içerisinde ideal ve potansiyel tabanında siyaset yapıyorlar. Yani eğer Türkiye'de oy verme davranışı kültürel temelde gelişmese de sınıfsal temelde gelişse, ekonomik temelde gelişse Zafer Partisi'nin ve eee Yeni Refah Partisi'nin seçmeni doğal bir sosyal demokrat parti tabanıdır. Fakat Türkiye'de siyasi ilişkiler kültürel nedenlerle belirlendiğinden insanlar oy verirlerken verdiği partinin kod, kültürel kodlarına ya da ka karşı çıktığı partinin kültürel kodlarına bakarak hareket ettiği için e, Türkiye'nin en alttakileri orta alt gelir grubundakileri e, sisteme olan itirazını, iktidara olan eleştirisini e, yeniden Refah Partisi gibi muhafazakar bir seçeneğe yahut Zafer Partisi gibi milliyetçi bir seçeneğe yönelterek dışa vuruyorlar. Ee, ben yeniden Rafa'nın da Zafer Partisi'nde seçmenlerin dikkate değer bir bölümünü bilmediğini, tanımadığını ve onlarla üyelik ilişkisi, ilişkisi kuramadığını düşünüyorum. Kurması da zordur. Yeniden Rafa Partisi AK Parti'ye ve CHP'ye yakın kült yeniden refah Partisi'nin seçmeni kültürel olarak AK Parti'ye, MHP'ye ve Cumhur İttifakı'na yakın bir dünyada yaşıyor ve o değerler dünyasına sahip. Ve e, Cumhur AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın aldığı kararlardan doğrudan etkileniyor. Ekonomik kararlardan doğrudan etkileniyor. Dükkanı kapanan o, işini kaybeden o, sığınmacılardan zarar gören o, efendime söyleyeyim, kira ve barınma sonu yaşayan o, kentin daha çok yani dar gelirlerin yaşadığı mahallelerde yaşayan o ve bu insanlar normalde e, sosyal demokrat bir muhalif partiye oy vermeleri gerekirken sonra sosyal demokrat bir parti oy vererek iktidarı cezalandırmaları gerekirken kültür olarak iktidara ait bir değerler dünyasını yaşadığı için ona en yakın seçeneği oy veriyor. Ya yani yeniden Rafa partisine. AK Parti'yi ve MHP'yi yeniden refaha oy vererek cezalandırıyor. Hem böylece değerler dünyasının dışına çıkmamış oluyor. Yani yerli ve milli kalmış oluyor. Hem de protestosunu dışa vurmuş oluyor. Zafer Partisi örneği de aynı. Zafer Partisi geniş anlamda yani sosyal hayatta sos, işte seküler ya da liberal fakat değerler dünyası itibariyle milliyetçi insanların oy verdiği bir parti. Fakat oraya da baktığımızda orta alt gelir grubu, işçiler, düzenli ya da düzensiz işçiler, asgari ücretliler, ücretliler, esnaf, efendime söyleyeyim, üniversiteliler, işsizler, geniş bir topluluğun Zafer Partili olduğunu görüyoruz. Yine bu sosyoloji de aslında iktidardan zarar görmüş, iktidarın kararlarından etkilenmiş, olumsuz etkilenmiş ve bu yüzden Sosyal Demokrat bir partiye oy vererek onu cezalandırması gereken bir seçmen kitlesini oluşturuyor. Fakat onlar da işte yine çeşitli ideolojik, politik süreçlerin sonunda Zafer Partisi tabanı olarak konumlanıyorlar. Bu bakımdan çok özgün iki örnekle karşı karşıyayız. Türk siyasi hayatı açısından üzerine sosyal demokratların düşünmesi gerekir. Düşünmesi gerekir ki biz e, iktidarı bu şekilde şiddetle protesto eden iki partinin tabanına neden temas edemiyoruz? Neden ulaşamıyoruz? Neden Bağcılar'da, Kağıthane'de, Ali Beyköy'de e, Yeniden Refah Partileri'nin? Neden Beşiktaş'ta, Efendim Maltepe'de, Silivri'de Zafer partilerinin tabanıyla biz aramızdaki mesafeyi kapatamıyor, aramızdaki yabancılaşmayı ortadan kaldıramıyoruz. Kim için, hangi parti? CHP için söylüyorum. <laughs> bu kafayla i̇şte, kaldırdılar işte yani. Mi? Bunu bunun üzerine düşünmek zorundalar. <laughs> bu iki parti, bu iki partinin tabanı aslında orta alt gelir grubu bir tabandır. Sistemin bütün kararlarından doğrudan etkilenen bir tabandır ve protestocuk, protest bir tabandır. Evet. Bunu söylemek gerekir. Ama dediğim üzere değerler dünyası, değerler dünyası politik tercihlerinin yönünü de belirliyor. Muhalif olsa bile kendisini değerler dünyası yani AK Parti ve MHP'nin temsil ettiği değerler dünyasına ait hissediyor. Burada e, bu belki de kırılma alanlarından birisi. Yeni de Rafa Partisi e, biraz yanlış anlamasınlar, bağışlasınlar beni. AK Parti ve MHP'den geçiniyor. Yani Onları protesto eden AK Parti AK Parti ve MHP'yi protesto eden eski seçmenlerini topluyor. Eski seçmenlerin oylarıyla büyüyor. Dolayısıyla oradan tam bir kopuş yaşaması da mümkün değil. Oradan koptuğu anda AKP'den sadece kopması mümkün o mi? cenahtan tümüyle kopuş yaşaması mümkün değil. Koptuğu anda hocam diyor ki AK Parti ile MHP arasında yerleşsin. Var mı öyle bir alan bilmiyorum. Deneyecektir elbette. Ama buradan bütünüyle kopuş yaşayamaz yaşadığı takdirde düşeceği yer Saadet Partisi'nin düşeceği yerdir. Saadet Partisi'nin bugünkü statüsü ne? Bir grup milli görüşçü yöneticinin olduğu ama tabanın bütünle yeni de Refah Partisi'ne geçtiği bir vaka. Yani Saadet Partisi'ni gördüğümüzde ön, yani Saadet Partisi'ni görünce şunla karşılaşıyoruz. Saadet Partililer var. Milli görüşçüler var. Bunlar Saadet Partisi yöneticisi ya da MGV yöneticisi, gazete yöneticisi ama taban bütünle yeni de Refah kaymış. Yöneticisi olan taban olmaya belki de dönüşmüş Saadet Partisi. Yeniden Refah Partisi bugün itibarıyla taban elinde tutuyor. Ama bu taban kendisini AK Parti karşıtı görse dahi Millet İttifakı'nda ya da CHP'nin yanında bir yerde görmek istemiyor. Ondan uzak duruyor. Bu bakımdan son kertede ben Yeniden Refah Partisi'nin pazarlık da yapsa, burun buruna da gelse İstanbul ve Ankara'da ayrı aday çıkarma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Son kertede öyle veya böyle buralarda aday çıkarmayacaktır. Niçin? Çünkü çıkardığı anda Cumhur İttifakı'nın çekim alanının dışına çıkma ihtimali var. Henüz bunu göze alamıyorlar. Bana öyle geliyor. Öyle olsaydı Doğan Bey'i bu kadar boşa düşürmezlerdi Doğan Aydalı. Yine hala hocamdan ayrı olarak ben Yeniden Refah Partisi'nin tipik Erbakan pazarlıkçılığı yaptığını düşünüyorum. Yani birini diğerine kırdırarak bir zamanlar Erbakan'ın Demirel'i Ecevit'le korkutması gibi Şimdi de Erbakan'ın Erdoğan'ı Özgür Özel'le CHP korkutmaya çalıştığını bakın aday çıkarırsak siz kaybedersiniz diyerek el alttan sopa gösterdiğini ve bunun karşılığında alabileceği kadar yer almak istediğini düşünüyorum. Fakat AK Parti de vermeyecektir. Tanıdığım kadarıyla Erdoğan vermiş gibi gösterip vermeyecektir. Çünkü o da Erbakan'ın tezgahına yetiştiği yani. Vermiş gibi gösterip vermeyecektir. Belki belediye meclis üyesi falan verirler. bir şey demezler. Bir refahtan, Ama ilçe tarafından. düzeyinde bir yer vermezler. Yani bana zor geliyor. Verirler belki bir yer. Yani mevcut CHP'nin elinde bir yeri belki ve git kazanabiliyorsan Maltepe'yi kazan gel belki. Yani öyle bir şey olur yani. Büyük o şey da zor. falan vermezler. hiç şey. zannetmiyorum. Hiç öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü yeni de Refah Partisi'nin kazanma gücü yok. Kaybettirme gücü var. Yeni Refah Partisi'nin benim gördüğüm kadarıyla hiçbir ilçeyi İstanbul'un ilçeğinde Anadolu'da da hiçbir ilik tek başına kazanabilecek gücü yok. Bu noktada da MHP'nin şöyle bir, MHP kurmaylarının şöyle kendi aralarında şunu konuştuğu basına yansımıştı. Özür diliyorum basına yansıyan arkadaştan da gazeteciden de şu an hatırlayamadım. Çok fazla okuduğumuz için. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Yeniden Refah Partisi'nin bu pazarlığı konusunda şöyle bir, Konuşma yapmışlar kendi aralarında. Biz %10 ay alıyoruz. %10 oyumuzda bu kadar talebimiz yok. Yani evet. siz hangi oy oranıyla büyükşehir, ilçe, iki tane il i̇sterler. bunları nasıl isteyebilirsiniz? İsterler. Şeklinde yani, eleştiriler yükselttikleri. Erbakan, Erbakan geleneğinde vardır o. İsterler yani. Gücün olduğundan abartılı görme. yaptığını olduğundan abartılı anlatma. Var yani. E, bu nedenle isterler yani. İsterler ama Erdoğan da vermez. Yani Aa, Sonuç sanıyorum olarak, sanıyorum Nergis Demirkaya yazmıştı bunu. MHP iki tane büyük şehir aldı. Bir de 10 civarında şehir aldı. İstanbul'da aldığı iki tane ilçe, Silivri zaten AKP'nin CHP'den aldığı ilçeydi. Biri de Beşiktaş, Beşiktaş da alamayacak. Ankara'da 4 ya da 5 ilçede anlaştılar. Bunun karşısında bak bir daha söylüyorum. MHP'nin elinde sonunda AK Parti ile Boğaz Boğaz'a girerek aldığı, alabildiği şehirler var. Ee, Isparta, Bartın, Amasya, Gümüşhane e, Bayburt. Sayıyor böyle yani. Sayalım. Bunları MHP yumruk yumruğu alıyor. AK Parti'den aldı hepsini de. Erzincan AK Parti'den aldı. Yeniden Refah Partisi böyle bu güçlü bir parti ki ya. Yeniden Refah Partisi'nin kaybettirme gücü var. Korkutuyor yani. Ama onu da söyleyeyim. Yani Yeniden Refah Partisi İstanbul ve Ankara'da AK Parti'nin karşısına aday çıkarmaz. Araya yine muhtemelen tarikat şeyleri girecektir. Göreceksiniz İsmail Ağası Erenköy oyu bu girecektir. Erbakan bunu ümmete bir katkı diye gösterip aday çıkarmayacaktır. Çünkü bu hareketin geleneğinde bu var yani. O nedenle e, e, konu kapanmadan ben bu şekilde bağlamış olayım. Peki herhalde. buyurun hocam. Şimdi bir defa bu mesele tarikat cemaat meselesi değil millet meselesi. Yeniden Refah Partisi elbette milletin partisi bir tarikatın veya cemaatin partisi. Öyleki şimdi yaptılar hocam. Bir saniye. Öyle gurametler bakın birleşti, buluştular. Öyle görmemeli kendisini. Yeniden refah partisi de, zafer partisi de lider esaslı partiler. Doğru diyorsun. Ama sadece demokratikliği bakımından da tartışmalar belki yapılabilir. Sadece bir kişinin irade ortaya koyabileceği değil. Biraz önce söyledim. Siz söylediğiniz Doğan Aydal, Mehmet Altınöz gibi isimler var. Başka isimler de var. Kıymetli isimler. Suat Kılıç katılmış oraya. Biraz o e, AK Parti ile belki görüşmeleri idare ediyor ve fikri olarak işbirliğinden yana ama bence hata yapıyor. Yani partinin gelişmesi için. Ya, sen, ya sen, Selçuk, ben Selçuk Geyveli de var. yani evet. Köylüye konuşmuştu o da. O da diyor ki 3 e, aslında biz yeniden Refah olarak tabandan tavana ittifaka kapalıyız. 3 büyükşehir belediyesinin kazanılmasına beka meselesi olarak görenler diyor. Müzakere masasına yanlış. oturuyorsa evet, elbette bunun bir yanlış. karşılığı olmadı. Evet olmalı. iki büyük şehir, evet. iki il ve 35 yeniden, ilçe Yeniden sağlanması işi AK Parti'ye belediye başkanlığı kazandırmak olamaz. Bir beka meselesi olarak görülemez. Beka meselesi var mı? Ben şimdi tekrar birkaç cümle söyleyeceğim. Biraz önce söyledim. Beka meselesi ülkenin ekonomisi beka meselesidir kardeşim. Kaç yıldır devam eden terör bir beka meselesidir. Bu kadar sofistike savunma aygıtlarımıza rağmen Buna rağmen önlenmeyen ve bu konuda e, yeterli belki gerekli güvenlik politikalarının geliştirilmemesi bir beka meselesidir kardeşim. Beka meselesi tarikatların, cemaatlerin devamlı benim beka meselem değil. Ben 86 milyondan bahsediyorum. Tarikatlardan, cemaatlerden bahsetmiyorum. Ben ülkenin geleceğinden bahsediyorum. Neslimizden bahsediyorum çoluk çocuklarımızdan, torunlarımızdan bahsediyorum. Yoksa birkaç kişinin vermişte menfaatlenmesinden değil. Şunu Sığınmacıların söyleyeyim. Sığınmacıların elini kolunu sallayarak ülkeye girmesi de beka meselesi Be aslında. Aynen öyle tabii ki. Yani bunu arttırabilirsin. Şimdi pasta belli. Onun da ben farkındayım. Yani uzaydan gelip de bir burada seçmen veya ölüleri diriltip seçmeni icat edemeyeceğimize göre pasta belli. Şimdi kopamaz dediğin zaman kopamayacağı ne? Kopmaz. Yeniden refahın zaten milli görüş o gömlekle, o gömleği giyerek hareket ettiğinde bir tereddüt yok. Zafer Partisi'nin tabanıyla yeniden refahın tabanı çok farklı. Birisinde belki salt milliyetçilik üzerinden gidersiniz. Diğerinde milliyetçilik temaları da vardır. Ama muhafazakarlık mütedeyyini göle geçmiştir. Bu doğrudur. Bak şu dedi, şu şunları ne diyeceksin? Ben şu tespitlerimi yaptım. Ya bilmiyorum hani Sayın Erbakan'ın şu anda temsil ettiği Fatih Erbakan'dan bahsediyorum. Babası Rahmetli'den değil. Milli görüşçülerin en hassas olduğu iki konuya önem verdiğini görüyorum ben. Denk bütçe, adaletli gelir dağılımı kardeşim. Şu anda bu bütçede, 2024 yılı için ortaya koyulan bütçede bu var mı? Olmadığını kendisi söylüyor. Emek diye verilen bu zamdan memnun mu? Asgari ücret diye verilen zamdan memnun mu? O Yo, adaletli gelir dağılımı olduğuna diyor. inanıyor mu? 25 Bak, olsun inan, diyor. bak inanıyor mu? Ayasofya'da sınırsız her türlü herkesin girip ibadet edebileceği, gezebileceği, dolaşabileceği aynen Sultanahmet gibi öyle olması gerektiğini kendisi desteklemedi mi? Ne oldu günün sonunda? Oldu mu? 30 maddelik imzaladıkları mutabakattan kaçı yerine geldi? Bunun tarikatla cemaatle ne ilgisi var? Onların menfaatlerinde mi ona ne? O bir Türkiye için, Türk milleti için parti kurmuş yol yürüyor yanında arkadaşlarıyla birlikte. Birileri araya girebilir, olabilir. Siyasette olabilir, her şey olabilir. Ama benim söylediğim şu. AK Parti'yi bak bu dediğim hakikaten ciddi söylüyorum. Sayın Fatih Erbakan'ın liderliğini yaptı. Yeniden Refah Partisi'nden başka hiçbir şu anda şu an mevcut partiler arasında söylüyorum kimse sarsamaz kardeşim. Niye söylüyorum? Bak bir ön bundan önce sayın meclis başkanının sayın kurtulmuşun bir partisi vardı biliyorsun. HAS Parti değil mi? HAS Parti iyi gidiyordu bak. Sayın Erdoğan sezdiği anda o tehlikeyi parti aldı içine. Demokrat Parti Süleyman Soylu bak aldı içine diyorum. E, aynı. Aldı. Orada değil, burada olsun dedi. Orada benim rakibim olmasın çünkü kitle aynı, seçmen kitlesi benzer. Ve şöyle gidiyor. Şimdi Sayın Erbakan aynı kitleye, özellikle muhafazakar esnafa sesleniyor bak. Bu da Sayın Erdoğan'ın en çekindiği tehlike. Eğer Sayın Erbakan tek girerse Türkiye'de bir şeyler değişir iddiasındayım ben. Niye söylüyorum bir mantıkla. Cumhuriyet Halk Partisi Eti budu belli. Ne uzalır ne kısalır. Bu 24, 25, 23. Buralarda gidip gelecek. Hele Sayın Özgür Özel'in daha topa girerken yaptığı hataları şimdi zaten hemen önüne Sayın Cumhurbaşkanı koyuyor. Doğru mu? Değil. Ama siyaset böyle acımasız. O zaman bunları düşünerek yapacaksın Ya da bunun sonuçlarına katlanacaksın. Şimdi İyi Parti iyi konumlayamadı kendisini. Ben diyorum ki bak İyi Parti'nin hatası Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasında kaldı. Orada o partiye hayat yok olmadığını gördük. Şimdi kim bu durumda geriye kalıyor? Dengeleri değiştirebilecek bakıyorum. Siyasi parti olarak yani bir heyecan, bir motivasyon, taban desteği, mahalle teşkilatlarıyla yeniden Refah Partisi kardeşim. Şimdi söylüyorum. Baktım da şu önüme bakıyorum siyasi partileri yayıyorum annem. Bakıyorum. AK Parti zaten belli. Milliyetçi Hareket Partisi de belli. İyi Parti sarsılmış. Cumhuriyet Halk Partisi zaten bir yerlerde durmaya çalışıyor ama Dem Partisi ile girme, girmeye çalışsa ittifaktan dolayı sürekli kaybediyor. Belki oyu nereden alabilecek? Bu iktisadi sıkıntılardan dolayı AK Parti'ye kızan verir mi? Bilemem. Tabii mahalli idarelerin, belediye seçimlerinin şeyi farklı oluyor. Yani hakikaten tercihler orada orada farklı oluyor. Yani orada partiden ziyade kişi e, biraz daha önemli bir oluyor. Şimdi bak, Türkiye'de, şunu söylüyorum bak, bizi izleyenlere de, dinleyenlere de. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti'ne ses getirmek isteyecek bir parti, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin arasına girecek bir yapıya sahip olmalı. Oraya girerse Merkez Partisi olur. Bu ya 31 Mart'a kadar bir parti kendisini ortaya koyacak ya da 31 Mart'ta o ümidi vatandaş seçmen bulamazsa yeni siyasi partiye hazır olun. Kesin bu. Yani kendisine AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin arasında konumlandırıp Seçmene heyecan verecek, muhafazakar seçmene milliyetçiliği olup muhafazakarlığıyla Aa, birlikte olan bir partisinden bahsediyorsunuz sanki. O veya bir başka isim ben bilemem şu anda kendisini ortaya koyan kim diyor işte Akpınar'ın Tabii. Mi şey arasında. Arasında. tabii, tabii bizim Yavuz dursa duruyor. bizim <laughs> Yavuz <laughs> bak, bak Yeniden Refah Partisi'nin önünü açıyorum. Bunu Yeniden Refah Partisi yapabilir. Belki ittifak edersiniz. Yapabilir. Bak Yeniden Refah Partisi. Fatih Hattın Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin iyiliğini olacaksa ayrıştığımız yerler olsa da herkese ittifak yapılır. Hiçbir sorun yok. Hele yüzde artı bir olduğu sürece değişmediği müddetçe bununla zaten kimsenin tek başına iktidar olabilmesi şu anda. Hocam imkan herkese yapılmıyor yok. işte altın masada yok. gördük yapılmadı yani. Bu anda yani. yok. Ya onu yapanlar işte çok iyi. Yani. Sayın, sayı Kılıçdaroğlu hamburger giyerek onu becermeye çalıştı. Amerika Birleşik 300 milyar dolar buluyordu. Kimse inanmadı. İnan Hocam size zaten. bir yakılışlar oldu. Ya ne diyorsun? yapayım canım? Bak, tane birbirine tekrar, hiç alakası olmayan partiyi tekrar, nasıl tekrar, oturttu tekrar. adam? Çok yani yani da görmezden gelmiyor. Çok büyük başarısı seçim kaybetti. En büyük başarısı seçim kaybetti. Adamın damarlarına niye basıyorsun şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Sayın Kılıçdaroğlu. Unutmuştu güzel, güzel Sayın kılıçdaroğlu. 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 Sayın Kılıçdaroğlu'nun en büyük başarısı maalesef o oldu hakikaten sempatik bir insan, bir Saat insan. verip istifa etsin diyecek diye bekliyorum. Şöyle söyleyeyim size. Demokrasi, çok seslilik, hukuk, düşünce açıklama özgürlüğü, adaletli gelir dağılımına dayalı bir ekonomi programını benimseyen, hesap vermekten korkmayan bu savaşı bitirecek, toplumun sesi olacak bir siyasi girişim kesinlikle bu ülkeye lazım. Kısır döngü. Hakikaten bak gülümsüyoruz ama bu ülke bu ataleti yıkacak, yıkmak zorunda. Bu ülkenin şu anda sıkışmışlığı şu. Alternatif bulamıyor. Bulamıyor, göremiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından yönetenlerini, partiyi demiyorum, kendisinden görmüyor. Ha diyeceksin ki bu yüzde yüz mü? Hayır değil ama ezici ki görmüyor. Bak görebilmesini sağlamanın yolları var ama bu yollardaki taşları döşemek öyle bir iki ayda olmaz. Mesela benim Sayın Özgür Özel'e Naysan'ı tavsiyem neydi? Geldin görünme, yurt dışına gitme, birkaç ay kaybol ve sokaklarda dolaş. Bu halk ne diyor? Dinle. Sadece dinle. Tepki verme, gösterme. Sana kö Allah belanı versin dese de selam ver, saygı duy çık. Bunu yapabilseydi bu böyle gir ama neyle girdi o? Selamı çaktı gitti şeye, operaya, el öptü. Bak o afişleri önüne koyacaklar. Ha sen diyeceksin ya hocam biz o afişlerden etkilenmeyiz. Sen entelektüel bir kişi etkilenmeyebilirsin. Ben seni götüreyim bakayım bir el ele tutup da bir Nevşehir, Kayseri yollarını düşelim. Hocam yolları Nevşehir'i el ele gitmeyelim zaten ha. Nevşehir'de. <laughs> yani Nevşehir'de şey el ele tutmak da biraz problem yani. ha. <laughs> kol kola girelim, kol kola girelim. Gidelim bir bak gör oradaki bir insanların... şey söyleyebilir miyim? İzin verin, tepkisiyle. izin verin bir şey diyeceğim. İzin verin, sevineceksiniz. Şimdi Şunu Mehmet söyleyeyim bitiriyorum. Mehmet Altun Özmesi ya. yattı. Ha öyle mi? Evet. Sonra sizimizi duymuş mu? Dedi ki, İsmail Bey hayırlı akşamlar. Programınızı zevkle izliyoruz. Öncelikle... Yeniden Refah Partisi'nin birçok il ve ilçede belediyeleri kazanacağını biz değil vatandaş söylüyor. Anadolu'yu karış karış gezen bir kardeşinizim. İnanın ben siyasi hayatımda böyle bir teveccüh hiç görmedim. Bu seçimde biz sandıklardan birinci parti olarak çıkacağız inşallah. Yazıyorum kanıt olarak kalsın. Ben de okuyorum kanıt olarak kalsın. Bu arada yani Refah, Yeniden Refah Partisi'nin güçlendiğini, kitleselleştiğini ve ve yani şu an Türkiye'deki en görünür partilerden biri haline geldiğini herhalde herkes duymuştur. Aklı olan herkes duymuştur. Fakat e, benim burada şerh düştüğüm şu husustu. Henüz herhangi bir seçim bölgesinde, ilçede ya da büyükşehirde, şehirde ya da büyükşehirde tek başına bir belediye alabilecek e, yoğunlukta e, bir gücü erişemediği yönünde yoksa Anadolu'yu yatay vaziyette kesen her yerde belli bir ölçüde oy elde etti bilhassa yoksul emekçi yani muhafazakar yoksul emekçi kesimlerde kredisi ciddi ölçüde yüksek bunu da gözlemliyorum. Ben de şunu söylüyorum tekrar söylüyorum emekçinin, İki sonra bir tamam, hocam. emekçinin emeklinin üretenin yanında olduğun sürece vatan millet sevdalısı olduğun sürece belli ideolojik yerlerde konularda farklılık olsa bile bu ülkenin ortak kaderinde birleşiyoruz bu anlamda bu birlikteliği sağladığın her yerde o insanlarla ben birlikte hareket ederim bu ülke iyiliği olacak. Çünkü AK Parti'nin artık alternatife ihtiyacı var. Artık sıkışması lazım. Artık dilediği gibi hareket edip karar veremeyeceğini bilmeli. Liyakata saygılı olması gerektiğini bilmeli. İstediğini yaparımdan vazgeçmesi gerektiğini bilmeli. Sıkışması lazım. Sıkışmayın. Sıkış yerde ben onu kendi içime katarım. Onunla işbirliği yaparım. O bu böyle olduğu sürece değişmez. Rahat hareket eder hesap vermez hukukta sıkıntıya girer. Dolayısıyla son cümle şöyle söylüyorum. Peki. En son Ayasofya Ay Ay Camii değil mi? Müzeydi, camiydi. Dünya kadar laf söylendi. Mustafa Kemal Atatürk'e söylendi. İsmet Yüneyni'ye söylendi. Dedik ki ya onlar olmasaydı vize alıp girerdim. Pasaportsuz giremezdin oraya dedik. Ne oldu şimdi kardeşim? Diyorlar ki aşağıda sen namaz kıl. Üst katta bir işimiz bizim. Para kazanmaya devam edelim. Sen namazı kılmaya devam et. Tepende Ortodoks Hacı. İmparator Leon'un mozeyi yine tepende topuklu ayakkabıyla kültürel amaçlı geçsin turist sen dua et daha çok gelsinler diye. Benim kızdığım bu. Şimdi bunu kızdığım zaman bunu ortaya koyduğumda bunu işte muhafazakar seçmene duyurabilecek kitleye sahip Yeniden Refah Partisi. Yoksa İstanbul'da ona kazandırılmış. bunlar küçük hesaplar. Benim hesabım bundan büyük. Bizim hesabımız Türkiye hesabı. O hesap olarak gördüğünde benim önüme yeniden rafak ki ha ben ne zaman ayrışırım? Eğer vatan millete karşıysan, vatan milletin yanında durmuyorsan, yaptığın o acayip açıklamalarla teröre mesafeni koyamamışsan ha o zaman benim kırmızı çizgimdir. Ben hukukçuluğumu da her de unuturum. Peki. Bir ekleme yapayım. Mehmet Altınöz kimdir onu söyleyeyim. Önce bir not daha yazdım. onu da söyleyeyim de sonra ekleyeyim. Bu seçim sadece bir yerel seçim değil. O 15 milyon emekli şu anda aşık sınırın altında. Yeni yapılan emekli maaşlarından art, yapılan artış kabul edilebilir değil. Bütçede 2024 yılında maaşlardan artış, e, e, bütçede 2024 yılında hükümet borç faizi için 41,5 milyar dolar ayırırken emekli şu an çorba içmekte zorlanıyor diyor Mehmet Bak, benim, benim Çok çok kısaca onun. Yeniden bir, bir... Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda merhum Erbakan'ın da damadı. Bir şey bir şey söyleyeyim. Bu vatandaşın beklediği şu. kitleleri ayarlanmış. Hocam, detaylara ayıratları... giremeyiz. Reklamı Bir cümle, cümle söyleyeceğim lazım. daha. Bir cümle. cümle, bir, cümle bir cümle söyleyeyim, bitiriyorum. Peki. Cüm... Önüm. Bu millet cenaze namazında gidip cenaze namazını kılmayıp bahçesinde caminin bekleyene değil. Orada gelip namaz kılanı görmek istiyor kardeşim. Yeni Refah ortaya koyduğu fark bu. Cumhuriyet Peki. Bir tamam. <laughs>